Şimdi burada alfa şöyle alayım kalemi. Alfa, alfa, beta, beta dersek 2 alfa artı 2 beta 90 o zaman alfa artı beta 45 yani burası 135 derece. Ta açılarda yaptığımız olay haliyle 6 kök 3, 2 kök 6 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2. Şimdi bu ikileri bir götürelim. Şuradaki 2'yi sadeleştirelim. 3 olsun. Sonra arkadaşlar kök 3 çarpı kök 2 kök 6 kök 6 kök 6 6 oldu cevap 18 geldi A şıkkı. Y ağırlık merkezi üçgenin alanını 3 üç eşit parçaya böler. Eş üçgen değildir ama bu 3 alanda eşittir. Bu yüzden 5 çarpı 12 bölü 2 30 eşittir 3S soru bizden S'i istiyor 10 A şıkkı. Çemberin merkezinde arkadaşlar durum şudur. Zaten açıortayların kesim noktası olduğu için açıortayın kollarına inendikleri eşittir. Yine böyle açıortayın kollarına inendikleri eşittir. Aslında yükseklikleri eşit olan 3 üç üçgen: 1. ABD üçgeni, 2. DBC üçgeni ve 3. Üç arkadaşlar ADC üçgeni. Alanlar oranı tabanlar oranı olacaktır. Bu yüzden haliyle şurası 5s, burası 12s ve bu da 5 12 13'ten dolayı 13s yapar. Şimdi toplam alan 5 çarpı 12 bölü 2'den 30. Bu kaça eşit? 20, 17, 13 daha 30 S'e eşit. Demek ki 13 S de buradan 13 yapar C şıkkı. B e olunca sağına soluna alfabete yaparak başlamak lazım. Alfabete alfabete benzer üçgenler. Böylece soldakinde betanın gördüğü 2. Sağdakinde arkadaşlar betanın gördüğü şöyle x diyelim. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz bir de. Orta noktaları birleştirince bakın Şöyle. Bunlar aynı hizada olur. Neden? Paralel olacaklar arkadaşlar. Şöyle DE BC'ye paralel olacak. Zaten KF'de BC'ye paralel olduğu için tabii ki 90 derece oluyor bu soruda. Böylece bu yüzden dikdörtgen oldu. KD de 2 oldu. Alfanın gördüğü X, alfanın gördüğü 8. X buradan artık 4 oldu. Şimdi bizden istediği ABC üçgenin alanı. Hemen şuraya bakın burası 4, burası 8, burası 2 olduğundan 10 çarpı 4 bölü 2 eşittir 20 ADE üçgeninin alanı. Burada neye bakacağız? Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alan oranı benzerlik oranının karesidir. Bu yüzden 20 çarpı 4'ten de 80 ABC olur D şıkkı. Şimdi 30'un hemen altının karşısından dikey indirelim. 3. Şöyle birleştiriyorum. Bakın şimdi. Burayı 3A, 2A yazarsak. Şuraya 3S yazacağım. Buraya da 2S yazacağım. Alanlar oranı, tabanlar oranı. Buraya 3A yazacağım. Buraya da 2A yazacağım. Şimdi geniş açılı üçgenden dolayı 2A artı 2S'in toplamı neye eşit? 8 çarpı 3 bölü 2 geniş açılı üçgende tabii ki dışarıdan böyle dik indireceğiz. Böylece 12 oldu. S artı A da 6 oldu. Benden kaç isteniyor? 3 e artı 3a isteniyor. 18a şıkkı. alanını arkadaşlar a çarpı b bölü 2 diye buluruz değil mi? Geniş açılı üçgen sonuç itibariyle karşısındaki köşe a mecburen dışarıdan dikindireceğiz. Aynı zamanda bakın şimdi bunu bilmiyorum ne a'yı ne b'yi. Normal kelebek benzerliği yaparsam b'nin 4 kök 2'ye oranı 6 kök 2'nin a'ya oranına eşittir. Bu yüzden bak ab 48 gelir. Alan da buradan 48 bölü 2'den 24 olur. E şıkkı. Açılar belli. Sinüslü alan yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şuraya A diyeceğim. X A bölü 2 sinüs 60 kök 3 bölü 2 bölü A bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 eşittir. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. 3 bölü 4 gördüğünüz gibi. Bu yüzden A'lar gitti. 2'ler böyle komple gitti. Burada X kök 3 bölü kök 2 eşittir 3 bölü 4 kaldı. Bunlar sadeleşir kök 3. Bunlar sadeleşir 2. 2 kök 2 oldu. Dolayısıyla kök 6 bölü 4 oldu C şıkkı. Haliyle arkadaşlar bakın aslında sinüs olan sadece diklik falan değil. Arada bu sinüs olanı da kullanmış oluyoruz. Aslında bu aec'nin alanını buluruz. Nasıl biliyor musunuz? Şuraya arkadaşlar e, X desem DH'a. Buraya da 9 eksi X desem AF'yi 4 vermiş ya bu bölgenin alanı 4x bölü 2'den 2x. Sonra arkadaşlar şu AFC'nin alanı da bakın geniş açılı üçgen yüksekliği dışarıda. Yani 9-x çarpı 4 bölü 2 bu da bakın 18-2x yapar. Toplarsanız 18 oldu AEC'nin alanı. Şimdi orada kullanmadığımız orana geldi sıra. AF şey AH 5H diyelim. ED 3H diyelim. Benzerlik oranı 3 bölü 5. O zaman şurası 3M olsa tamamı 5M olur. Benzerlikten 2M kalır arkadaşlar. Artık bunları siliyorum. İşini yaptı. Şu alanı biz kaç bulduk? 2M'ye gelen alanı. Bakayım 18 bulmuşuz. 2M bölü 3M eşittir. 18 bölü AEC'nin alanı. Böylece A, E, C'nin alanında arkadaşlar 27 oldu. Toplamda 27 artı 18 45 yaptı B şıkkı. Bakalım bir burada 6, 6 verilmiş. Şöyle bir orta nokta oldu. Burada arkadaşlar bence şunu böyle bir paralel olacak şekilde çekelim. Neden? Orta nokta E paralel çektiğim için artık F'de. Böyle bir K dersek DK'nın orta tabanı olur. EF 10 olur ve paralelliği kullanabilirim. DK nereye paralel? BF'ye ve onun 20'ye oranı 1 bölü 2. O zaman arkadaşlar burada D de orta nokta oldu. Yani DC BD eşit. Burada da KC KF'ye eşit oldu. Hangi üçgenden bahsediyorum? Bakın işte buradaki üçgende yeşillerden. Dolayısıyla artık buradan alanlar oranı, tabanlar oranı yapacak şekilde bile gidebiliriz. Nasıl yapalım? Şuraya S diyeyim. Bir kere benzerlik oranı alan oranının kare kökü veya alan oranı benzerlik oranının karesi. O yüzden S'e 4S olması için bu DEFK'ya 3S kalacak. Şimdi burası 4S olduğundan dolayı bakın e, şurası P, B, B, B dersek o zaman 4S demek ki yarısı 2S olur. Şimdi bir de şunu görmemiz lazım. Bakın yine şu ADC'nin alanı. Kaç S geldi? 6S değil mi? Demek ki buranın alanında arkadaşlar aynı şekilde tabanlar aynı olduğu için 6S olacak. Biraz şeklin orantısızlığına aldanmayın lütfen. Toplamda 12S'i istiyoruz. O zaman hemen 6S'i bulalım. 6S 15 çarpı 12 bölü 2 yani 90. Haliyle arkadaşlar S15 12S de buradan 180 oldu E şıkkı. Evet enteresan bir soru. Ne alaka şimdi burada AC ile FH'ın oranı arkadaşlar. Böyle 2'ye 5. Hiç böyle hani bu açıdan bakınca bir şey yok. Ama biz gelin klasik benzerliğe bakalım. Alfa diyelim. Beta diyelim. Burası teta olsun. Burası alfa. O zaman D'nin karşı şey kendisi de teta oldu. Burada neyi göreceğiz biliyor musunuz? Sonuçta üçgenin alanı BH çarpı 5A bölü 2. Doğru mu? Ne 5H'ı biliyorum, BH'ı biliyorum. Yani yüksekliği ne de tabanı biliyorum. Ancak bir benzerlik yapayım şimdi size. Teta'nın karşısı küçük üçgende 8. Teta'nın karşısı büyük üçgende BH. Hangi üçgenler benzer bu arada? Harf sırasına dikkat etmeden yazıyorum. DFH ile BDH arkadaşlar. Alfa, beta, teta'dan dolayı benzer. O zaman aynı şekilde alfanın gördüğü küçük üçgende 2A... Büyük üçgende alfanın gördüğü 8. Dikkat. Sadeleştirirsek 32 eşittir. A çarpı BH. İşte güzel. Git buraya yerine yaz artık. 32 çarpı 5 bölü 2'den cevap 80 geldi arkadaşlar. D şıkkı. Burada işin içinde açı olduğu için arkadaşlar bir muhteşem üçlüyü deneyelim bakın. Şimdi... 6 kök 5 180. 144 de bu 324 yapıyor. Bu da 18'in karesi değil mi? O zaman 9. Şurası da 9. Burası da 9. Bu arada e, 2 alfa. Şurası alfa olacak arkadaşlar. 2 iç bir dıştan dolayı. Sonra şurası da arkadaşlar 90 eksi 2 alfa değil mi? Normal üçgenin iç açılarından dolayı. İkiz kenardan 90 eksi 2 alfa. Burası 4 alfa oldu. A bak o zaman arkadaşlar 2 iç bir dıştan dolayı şuraya P dersem PAD de alfa oldu. Ve açı ortay geldi. Açı ortay olduğu için AP'nin AC'ye oranı 3 bölü 4. Demek ki şurası 3 M'ymiş. DC'de 4 M'ymiş. Yani buranın alanı 3S 4S. Tabii ki tabanlar aynı olduğu için BP ile PC. Burası da 7S yaptı. Doğal olarak artık 14S eşittir. 6 kök 5 çarpı 12 bölü 2. Bana kaç S lazım? 4 S lazım arkadaşlar. İşlemle uğraştırmayayım sizi. 72 kök 5 bölü 7 geliyor B şıkkı. Şimdi bu her üçgenin ağırlık merkezini kendi içinde vermiş. Şöyle yapacağım. GG1'i birleştirelim. Sonra burada da GG2'yi birleştirelim. G de ağırlık merkezi bu arada. Sonra arkadaşlar bu da böyle ağırlık merkezinden geçecek. Şimdi bir kere kenar ortaya olduğu için 2A'yı A. 2B'ye bye b işte 2C'ye C. Sonra arkadaşlar bakın böyle birleştirdiğimiz zaman bunlar hep orta nokta değil mi? Şu, şu, bunlar, bunlar, bunlar. Çünkü kenar ortay sonuçta. Ve 3 tane orta noktayı birleştirdiğimiz zaman ortada oluşan şöyle F, E, D üçgeni diyeyim arkadaşlar. F, E, D üçgeni 3 üç orta noktanın birleşiminden oluştuğu zaman tüm alanın arkadaşlar 1 bölü 4'üydü. O zaman 6, 6 kök 5 AB 12 6 çarpı 12 bölü 2 kaç yapıyor ee, 36 bir de bunu 4'e bölersek 9'muş arkadaşlar şu mavi FED'nin alanı. Bu arada burada yine 2A'ya A olduğu için artık G1 G2 FE'ye paralel yine buradaki arkadaşlar G1 G3 FD'ye paralel ve yine 2'ye 3 oranından dolayı paralel. Demek ki o zaman burada da neyi göreceğiz arkadaşlar? benzerlik oranı 2 bölü 3. Çünkü şurası 2A ise burası A. Küçüğün tamamının oranı bakın 2 bölü 3. O zaman benzerlik oranının karesidir alan oranı. Büyük alan FE'de 9 olduğuna göre bizden istenen alanda 4 geldi C şıkkı.